Bu videoda size şizofreninin biyolojik esaslarından bahsedeceğim. Yazalım. Şizofreni. Yani yaşamı allak bullak eden ve uzun zamana yayılan bir tür zihinsel hastalık. Şizofreni, psikotik bozukluklar olarak adlandırılan zihinsel hastalıklar kategorisinde ilk sırada gelir. Onu da yazalım. Psikoz, kognitif yani bilişsel bir takım bozukluklar özellikle de gerçeklik algısına dair bozukluklar ya da anormalliklerdir. Nedir mesela bunlar? Halüsinasyonlar. Yani ortada gerçek bir uyaran olmadığı halde duyguların bir şeyler algılaması gibi ya da gerçekte olmayan şeyler görüp duymak gibi. Yahut da takıntı haline gelmiş kuruntular yani delüzyonlar gibi. Örneğin birilerinin beyninizi ele geçirdiğine inanmak. Şizofreniye bağlı bozukluklar genelde üç ana başlık altında değerlendirilir. Şuradan üç ok çıkaralım. Evet, bu başlıkların ilki bilişsel semptomlar. Bilişsel semptomlar derken buna dikkat bozuklukları ve organizasyon ya da planlama becerilerine dair bozukluklar gibi birçok bilişsel unsurlar da dahildir. Şizofreniye bağlı bozukluklarda İkinci ana başlıksa negatif semptomlardır. Örneğin, duygu körelmeleri ya da haz duygusu kaybı bu başlık altında incelenir. Üçüncü ana başlığımızsa pozitif semptomlar. Pozitif. Bunlar da psikoz teriminin karşılığı şeylerdir. Örneğin, şizofreniyle özdeşleşmiş halüsinasyonlar ve delüzyonlar ya da diğer psikotik bozukluklar gibi. Şizofreni öyle ya da böyle, bilişsel semptomların konusu olan düşünsel işlevlerden, negatif semptomlardaki duygusal ya da güdüsel işlevlere, oradan da pozitif semptomlardaki algısal işlevlere uzanan birçok zihinsel faaliyette son derece karmaşık sendromlar doğurabiliyor. Şu an şizofreniye yol açan şeyler hakkında bildiklerimiz hala oldukça sınırlı. Aslında bunun nedenlerinden biri şizofrenide anormal kabul edilen zihinsel fonksiyonların normalde nasıl olduğu ya da olması gerektiği hakkında çok fazla şey bilmiyor olmamız. Yine de bu şizofreninin işleyişi hakkında ipuçları veren bazı bulgulardan bahsetmemize engel değil. Öncelikle şizofreni hastalarının beyinlerinde saptanan anormallikleri daha rahat anlatabilmek için ekrana birkaç resim getirelim. Bu resimler beynin yapısını farklı açılardan incelememizi sağlayacak. İlk olarak şizofreni hastalarının beyin yapılarında mikroskop olmadan çıplak gözle bile rahatlıkla gözlemlenebilen bazı anormalliklerden söz etmek istiyorum. Dikkat çeken ilk yer şurası beynin iç kısmında yer alan sıvıyla dolu şu kısımlar. Daha rahat seçebilmemiz için işaretliyorum. Şurada bir yer daha var ama bu resimde göremiyoruz. Bu sadece bir kesit elbette, beynin iç yapısını gösteren bir çizim. Ve işaretlediğim bu kısımlarda aslında içi sıvıyla dolu küçücük yapılar. Ne var ki bazı şizofreni hastalarında bu yapıların normalden büyük olduğu gözlemlenmiş. Normalden büyük derken şizofreni hastası olmayan insanlara göre tabi. Bazı tıbbi unsurlar da beyinde aynı şeye yol açabiliyor. Fakat görünüşe göre şizofreni hastalarındaki durum o unsurlardan bağımsız gelişiyor. Örneğin sıvıyla dolu bu yapıların artan iç basınçla büyümesi gibi bir süreç söz konusu değil. Söz konusu olan şey göreli bir büyüklük durumu ve doğrudan beyin dokusunun miktarı ile ilgili. Şuradaki tüm beyin dokusuna bakın. Şizofreni hastalarında bu doku normalden daha küçük. Bu yüzden içi sıvıyla dolu kısımlar normale göre biraz büyük kalıyor. Benzer biçimde şizofreni hastalarında serebrumu yani beynin en büyük bölümünü kaplayan serebral korteksin normalden küçük olduğu dikkat çekiyor. Ya da belki normalden ince demek daha doğru özellikle de beynin belli başlı bazı bölgelerinde. Mesela ön lob ya da frontal lob denen şu bölgede ve şakak lobu ya da diğer adıyla temporal lobda. Beynin tüm loblarını kaplayan bu kabuğun yani serebral korteksin şizofreni hastalarında yer yer daha az miktarda dokudan oluştuğu görülüyor. Kabuk ya da korteks belirli bölgelerde oldukça ince. Ve bu bölgeler beynin bilişsel ve algısal işlevleri üzerinde çok önemli rollere sahipler. Korteksin şizofreni hastalarında tam da bu kısımlarda inceliyor olması tesadüf olmasa gerek. Serebrumu çepeçevre saran serebral korteksten parçalar alıp mikroskop altına koyduğumuzda, şu resimde de gösterildiği gibi, nöronların ve diğer beyin hücrelerinin beyin kabuğu içinde gayet nizami katmanlar oluşturduğu bir yapılanmayla karşılaşıyoruz. Yazalım. Serebral korteks yapılanması. Serebral korteksin farklı bölgelerinde farklı nöron ve hücre yapılanmaları mevcuttur. Elbette burada gördüklerimiz şematik birkaç örnekten ibaret. Normal bir serebral korteksin hücresel ölçekteki yapılanması ve kimi şizofreni hastalarında rastlanan yapılanmayı gösteriyor. Özellikle şurada gördüğümüz frontal ve temporal lobları kaplayan kortikal katman ya da kabuk, bazı hastalarda daha ince ve daha az dokuya sahip. Üstelik, serebral korteksin bazı bölgelerinde düzensizlikler ya da hücre katmanlarında anormallikler göze çarpıyor. Bunlar şizofreni hastalarının beyin yapılarında rastlanan fiziksel farklılıklardan bazıları. Tabii bu bulgular geçmişte ölen bazı hastalar üzerinde yapılan otopsilere ya da beyin yapısını gösteren özel görüntüleme tekniklerine dayanıyor. Fakat artık beyindeki faaliyetleri de gösteren yeni görüntüleme teknikleri mevcut. Bu alanda yürütülen bilimsel çalışmalar, frontal ve temporal loblarda dikkat çekici yapısal anormallikler olduğunu gösteriyor. Yani görüntüleme teknikleri şizofreni hastalarının beyin faaliyetlerindeki dikkat çekici anormallikleri de ortaya koydu. Bulgular bu hastaların beyin gelişiminde ters giden bir şeyler olduğunu gösteriyor. Başka bir deyişle beynin bu kritik bölgeleri olması gerektiği gibi gelişmiyor ve bu da şizofreniye kapı açıyor. Şizofreni de göze çarpan bir diğer faktör, dopamin adlı kimyasalı, nörotransmitter yani sinir iletici olarak kullanan nöral yollarda gözlemlenen anormallikler. Şuraya dopaminin moleküler şemasını koyalım. İşte size dopamin. Kendisi, nöronlar ve beyin arasındaki iletişimi sağlayan sinir sisteminde, çok önemli bir nörotransmitterdir. Dopamini bu iş için kullanan nöron ağları beynin çeşitli bölgelerindeki faaliyetlere etkiler. Bu süreçte ortaya çıkan bazı aksaklıklar beynin bazı bölgelerinde anormal faaliyetlere yol açabilir. Daha da önemlisi şizofreni üzerinde yürütülen çalışmalar dopaminin frontal ve temporal lobların faaliyetlerinde özellikle de bu lobları kaplayan serebler kortekste büyük rol oynadığını gösteriyor. Hatırlayalım, beynin frontal ve temporal lobları şizofreni hastalarında normal çalışmayan bilişsel, duygusal ve algısal işlevlerde ciddi roller üstleniyordu. Beyindeki dopamin bozukluklarının şizofrenide etkili olabileceği fikrini destekleyen en önemli şeylerden biri de dopamin nörotransmisyonuna, yani sinir iletimine müdahale ederek Şizofreniye ait birçok belirtiyi ortadan kaldırabilen ilaçların varlığı. Şizofrenide rol üstleniyor olabileceği düşünülen bir sinir yolu var. Beyin sapında tam şu bölgede öbeklenmiş sayısız nöron var ve dopamini nörotransmitter yani sinir iletici olarak kullanıyorlar. Hücre gövdeleri beyin sapının bu bölümünde yer alıyor ve buraya ventral tegmental alan deniyor. Ventral Tegmental Alan için kısaca VTA yazsam olur sanırım. Burası tam da dopamin kullanan nöronların hücre gövdelerine ev sahipliği yaptığı yer. Nöronlara ait iletken sinir lifleri ya da tıptaki adıyla aksonlar deyim yerindeyse dopamini elden ele taşıyor ve beynin farklı bölgelerindeki nöronlara ulaştırıyorlar. Şuradan bir ok çıkaralım. Bu ventral tegmental alandan çıkıp, frontal lobdaki şu bölgeye ulaşan uzun bir akson. Fakat tabii bu akson sinsilesi dallanıp budaklanarak beynin cerebrum denen bu üst kısmına da uzanıyor. Bu sinir yolunun birkaç farklı adı var ama en yaygın kullanılanı mezo kortiko yol. Tekerleme gibi değil mi? mezo yol. İsimi şuraya yazalım. Mezokortikolimbik yol. Bu türetme isminde ortada, orta kısma ait anlamına gelen mezo ön eki aslında ventral tegmental alanın konumuna işaret ediyor. Çünkü beyin sapının bu bölümüne orta beyin deniyor. Ancak mezo bu bölgeyi ifade etmek için olduğu kadar nöronların orta beyindeki çıkış noktalarına atıfta bulunmak için de kullanılmış. Kortikal ise doğrudan serebral kortekse yönelik bir yakıştırma. Buradaki aksonların pek çoğu frontal kortekse, yani şuradaki frontal lobu kaplayan serebral kortekse ve şurada gördüğümüz temporal lobu kaplayan serebral korteksin çeşitli yerlerine uzanıyor. Bu ismin son parçası yani limbik sözcüğüne bakalım. Bu da beynin iç kısmını sarıp sarmalayan yapılar bütününe. Bu yapıların oluşturduğu bir sisteme işaret ediyor. Beyni sağ ve sol yarı kürelerin tam ortasından ikiye böldüğümüzde limbik bölgeler karşımıza çıkar. Bunlar duyguları, güdüleri ve daha birçok işlevi koordine eden komuta merkezleri gibi faaliyet gösterir. Mezokortikolimbik sinir yollarından kimi zaman iki ayrı oluşum şeklinde de söz edilir. Bunların ilki, vertal tegmental alandan çıkıp, frontal ve temporal loblara uzanan mezokortikal yol, diğeri ise aynı alandan çıkıp bu limbik yapılara uzanan mezolimbik yoldur. Fakat genelde bu iki yapısal at kategori tek çatı altında birleştirilir ve mezokortikolimbik yol diye anılır. Araştırmalar, şizofreni hastalarında dopamini ventral tegmental alandan, serebral korteksin bu bölgelerine taşıyan mezokortikolimbik yolda anormallikler olduğunu gösteriyor. Şizofreninin oluşumuna ve işleyişine dair henüz bilmediğimiz birçok şey olsa da, mevcut bulgularla şöyle düşünebiliriz. Mezokortikolimbik yolda ortaya çıkan anormallikler, frontal korteksin bazı bölgelerinde işlev bozukluklarına, bu bozukluklarda şizofrenideki bilişsel semptomların hepsine değilse de birçoğuna kapı aralıyor. Benzer biçimde limbik yapılarda oluşan anormallikler de şizofreniye ait birçok negatif semptoma, temporal korteksteki anormalliklerse birçok pozitif semptoma zemin hazırlıyor. Tabii dediğim gibi bu araştırmaların ortaya koyduğu genel tablo. Ne var ki Sözünü ettiğimiz tüm bu anormallikler, işleyiş bakımından öyle bir çırpıda anlatabilecek kadar basit değil. Aksine, oldukça karmaşıklar. Muhtemelen, işin içinde, beyindeki pek çok nöron ağında ve farklı bölgelerdeki, çoklu nörotransmitter sistemlerde ortaya çıkan, geniş çaplı işle bozuklukları da var. Buraya kadar anlattıklarım şizofreni hastaları üzerinde yapılan araştırmaların ortaya koyduğu biyolojik unsurlardı. Bu kısa videonun sonuna gelmeden söylemek istediğim bir iki şey daha var. Araştırmalar sonucu elde edilen bulgular, şizofreniye zemin hazırlayan beyin anormalliklerinin başka sebepleri de olabileceğini gösteriyor. Örneğin, genetik araştırmaların sonuçları, kalıtımın şizofreniye yatkınlıkta payı olabileceğini akla getiriyor. Yani beynin gelişiminde önemli roller üstlendiği bilinen bazı genler aynı zamanda şizofrenin riskiyle de ilişkilendiriliyor. Görünen o ki genetik bozukluklar beyin gelişiminde anormallik oluşması riskini artırıyor. Madem ki burada şizofreninin nedenlerini konuşuyoruz, o halde genlerin beynin yapısı ve işlevlerinde ortaya çıkan anormalliklerde dolayısıyla da şizofrenide rol oynadığını söyleyebiliriz. Öte yandan Hamileliğin belli dönemlerinde, özellikle de bebeğin beyin gelişimi açısından kritik olan dönemlerde annenin yaşadığı bazı sağlık sorunlarının, örneğin enfeksiyonların şizofreni de etkili olabileceği düşünülüyor. Hamilelikteki sağlık sorunlarının şizofreni riskini artırabileceğini de not ettikten sonra sıra geldi psikososyal faktörlere. Zira bazı araştırmalar çocukluk döneminde yaşanan kişiler arası ya da aile içi olumsuz etkileşimlerin şizofrenide payı olabileceğine işaret ediyor. Doğumdan sonra beyindeki neron ağları edinilen yaşam deneyimleriyle birlikte gelişimini sürdürüyor. Kısacası, beyin halen ağ örmekle meşgul olduğu dönemde yaşanan bir takım olumsuz şeyler de şizofreniye zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca nedeni henüz tam olarak anlaşılmamış olsa da, Şizofreni ve yoksulluk arasında da bir bağlantı olduğu düşünülüyor. Şimdilik yumurta tavuk modelinden öteye gidemeyen bu ilişkilendirmede yoksulluğun mu şizofreniye, şizofreniye bağlı zihinsel engellerin mi yoksulluğa kapı araladığı araştırılıyor.